göre konuşuruz şeklindeydi diye inanıyorum ben açıkçası. Muharrem İnce de büyük bir yıkıntı yaşamış olabilir. O yüzden kameraların karşısına çıkmamış olabilir. Olabilir abi, yani o 5 dakika önce muhabbetinde de şöyle inanıyorum. Aralarından birisi Anadolu Ajansı'na, evet işte şöyle şöyle şu saatte açıklama yapacak falan diye dönüş yapmış olabilir. Bu kadar Bunlar tesadüf, olabilir. bu kadar tesadüf olma şansı yok. Jaho. Bak yemin ederim yok. Eğer bak Muharrem İnce bunu diyebilir dedik. Öbürküsü haber atmış olabilir dedik. Bak hepsini yedik, tamam mı? Biz bunları yedik diyelim ki ben yemedim de. Biz bunları yedik diyelim Jaho. Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşmasını bu arada iptal edip çocuğu işte ayağı sıkıştı, kapıya sıkıştı ya da arabayla bir yere giderken çocuğu ezdik gibisinden iptal eden adam bir saat içinde tekrar konuşmayı yapacağım. Yüksek Seçim Kurulu onaylıyor. Tabii ki o anda bunlar kabul Şimdi ediyor. onlar da dediğim gibi kaybedeceklerini düşünmüş olabilirler. Sonrası kesinleşince hadi balkon konuşması demiştir. Yani benim fikrim bu şekilde abi. Gerçekten senin gibi bu anlattıklarının hepsini birebir takip ettim. Senin yayının açıktı. Öbür tarafta Halk TV açıktı. Fox TV açıktı. CNN açıktı. Ben de sabahın buranın saatiyle 6'sında falan uyudum zaten. Ben de 6'sında falan uyudum. Gerçekten senin kadar takip ettim. Ama anlaşmamak konusunda anlaşalım bence. Ahmetçim ya, ben bir Öyle. şey sorabilir miyim sana? Ben takip ettim gerçekten. Ben de sabah 6'da uyudum. Ben de ettim abi sabah 6'ya kadar. Levo ben. Ne yapıyorsun? Hoş geldin, ne yapıyorsun? İyidir ya. Yani Ben mesela çok bana şu benim anda kafama takılan bir mesela tane şey var. böyle Ne oylar moylar hiçbir şey değil. Sadece şu. Bir sene önce referandum bir sene oldu değil mi? 1,5 sene falan olacak yaklaşık. Yanlış bilmiyorsam. %51 alan bir partinin geçtiğimiz 1,5 sene içinde ne ileriye gitmiş Türkiye'de? Yani dolar mı düşmüş, ürün fiyatları mı düşmüş, insanların ekonomik kalkınması mı artmış da Bir puan partiyi bilemiyorum artırmış, artık. 2,5-3 Nasıl yapmış. puan? Yani puan arttırma ihtimali var mıydı? Bu adam Muharrem İnce ya da diğer muhalefet boşuna mı çalıştı? Bu kadar mitinge çıktı vesaire. Nasıl puan arttırabiliyor bu adam? Bunun Çok en küçük. ufak bir mantıklı açıklaması varsa bana Ahmet sen de ki şöyle şöyle ülkede bu kesimi etkileyecek şeyler oldu. Bundan dolayı puanını arttırma ihtimali var. Yani ben her şeyi geçtim bak. İşte açıklama yapılmış, kağıttan okumuş. İşte haber ajansı Muharrem İnce'den önce duyuru yapacağını söylemiş. Bu kadar yıllardır konuşmalarıyla sürekli haksızlığı karşısında duran, hakkını savunan adam birdenbire suspus olmuş. Ertesi gün açıklama yapacağım demiş. Bunları falan geçiyorum. Tamamen her şeyi geçtim, tamam mı? Bütün her Peki şeyi geçtim. açıklamasında Ne sus. oldu da? Açıklamasında neydi biliyor musun? Yıllardır muhalefet kesiminin gazını alsın diye koyulmuş bir Kemal Kılıçdaroğlu. Gazını alsın diye koyulmuş bir sürü haber programı var. İsteseler onları da kapatırlar ama birinin bizim gazımızı alması lazım. O açıklama gaz alma açıklamasıydı. Sosyal medyada dönen ya 10 milyon fark var. Ne 10 milyon fark var? %52 ile %49 arasında 10 milyon fark mı var? %3 10 milyonsa bu ülkede Yok, 30 milyon mu oy kendisiyle kullanılıyor? Öyle kendisiyle olmuyor Erdoğan ama hedef arasındaki farkı tamam ama söyledi. hedeflenen zaten adamları ikinci tura götürmek değil miydi? Niye öyle açıklama yapıyor o zaman? Yani Hedeflenen mesela %49 ile bak hedeflenen %49 değil mi Ahmet? Yani Erdoğan'ı %49'da tutup ikinci tura gitmek sonra da birebir de %50'nin Evet. üstüne almaktı zaten değil mi? Bu bile çelişki. 10 milyon ne alaka o zaman? Senin zaten hedefin %51 almak değildi ki Muharrem İnce olarak bireysel olarak. Senin hedefin Aynen. Erdoğan'ı Hayır. %50'nin Ondan altında tutmaktı. bahsediyor, onu da eleştiriyorsunuz. Mesela diyor ki diğer muhalefet partileri beklediğimiz oyu almadı diyor. Ya nasıl böyle der? E ne diyecek abi? İyi Parti alamadı beklenen oyu. Saadet Partisi Tamam, alamadı nasıl beklenen arttırdı? oyu. Alamamalı Abi, abi. Onları boş ver. orada var bir şey. Recep Tayyip Erdoğan nasıl oyunu arttırdı? Ne yaptı da arttırmış olabilir? Tek bir Nasıl? cevap nerede ki? Yani ülkede şunu iyi yaptı geçtiğimiz 1,5 sene içinde ve %1,5'luk kesim, %2'lik bir Abi kesim bıraktı öbür tarafı daha da bunu bana sormayacaksın. AKP seçmenine soracaksın. işte tam mantıklı değil Bak şimdi bir hiçbir şey koşul altında mantıklı gelmiyor yani. Jaho bir şey soracağım sana. Bak Allah aşkına elini vicdanına koy. İzmir'in nüfusu 3,5-4 milyon, doğru mu abi? Evet. İzmir'de Manisa'dan, Aydın'dan, oradan buradan kaç insan gelir mitinge abi?
Yani de ki yani 50 bin 100 bin geldi diyelim. İzmir mitinginde 2,5 milyon insan vardı abi. İzmir'de AKP'nin %45 oy alması gibi bir ihtimal var mı abi? Bana bunu açık açık söyle. Ya bilemem, ben İzmirli değilim. Ha, ben İzmirliyim abi. Ben de Eğer İzmirliyim ya. İzmir'de oturuyorum. Ben İzmir'de yaşamıyorum. Şu İzmir'de an oturuyorum. Bir bilmiyorum. bak, sokağa çıkan insan sayısından belli zaten. Hani kutlama yapıyorlar ya. Benim oturduğum yerde 3 tane araba geçti evin önünden. Korna çalan. 3 tane. Abi Abi biz... %45 oy aldı ya burası. Evet abi, nasıl bunu bana biri açıklama yapsın? Böyle bir dünya yok be amına koyayım ya. Bak vallahi yok ya. Bak yemin ederim sinirimden kafamı şimdi vuracağım monitöre ya. Ulan İzmir'de bile AKP utanmasa birinci olduk. O adam 10 tane milletvekili çıkarmış İzmir'den ya. O 2,5 milyon insan oy atsa zaten o 2,5 milyon tane insanın abi oyu zaten %80 yapar, %90 yapar ya. Tamam Murat abi, şöyle yapalım mı? Bundan 2 gün sonra sanırım. Halka kaç gün sonra açacak? Açıklamayı unuttum şimdi. YSK başkanından açıklama geldi. Islak imzalı tutanaklarıyla beraber bütün sandıklar internette paylaşılacak. O zaman oturalım bakalım. Ondan sonra bu yorumları yapalım. Abi Yani ıslak bu imzalar genel... değiştirildi ki, dün değiştirildi zaten abi. Sen o açılmayan sandıklar, poşetler değiştirildiği için zaten seçimi bıraktık dedi adam. Onlar değiştirilsin diye zaten bunları yaptılar. Dün akşam açılmayan o poşetler var ya, onların hepsi tavşın yapıldı ya. Değiştirildi. Onun için zaten adamlar biz kabullendik dedi. Zaten orada bu adamın tehdit edilmesindeki, alıkonulmasındaki, orada atılan olayların yanlışlığı buydu zaten. Seçim boka sardı. İnsanları sokağa saldılar. Kaleşnikovlarla insanlar ateş etmeye başladı sağa sola. Herkes bana mesaj yağıyor. Abi diyor, ezan okunuyor. 5 defa aynı cami üst üste ezan okudu diyor çocuk. Sabah ezanı. Ve bu kadar okunmayacaktı. F-16'lar, jetler havalandı diyor burada diyor. Helikopterler geçiyor diyor. Şimdi bunlar yapıldı abi. O en sonundaki sandıklardaki açılmayan paketlerdeki oylar, ıslak imzalı kağıtlar belli olmasın diye zaten bir olaylar yapıldı. İnce tehdit edildi. %40'ın şey %50'nin altında olduğu için artık bunun yasallaşması, Yüksek Seçim Kurulu zaten bunları yasal olarak almayacaktı. Yani açıklamak zorunda kalacaktı. Adamı tehdit ettiler bir şekilde. Ya halkı tehdit ettiler, ya ailesini tehdit ettiler, ya kendisini tehdit ettiler. Ondan sonra bu adam da seçimi yazdı. Neydi, Büyükkaya'ya mı işte şeye, Asla bizim Fox'a. hukuk davamızdan dönüp kaçıp gitmek bize yakışmaz. Ondan Biz sonra Türkiye'nin abi ne oldu demokratik abi? yasalarımıza dönersek kimse... He? Hemen bir anda o ıslak imzalar çıkmasın diye zaten o olaylar oldu. Abi bu ıslak imzaların aynı zamanda CHP'nin görevlendirdiği kişilerde fotoğrafları da mevcut. Yani ben buna tabii ki eğer dediğiniz gibi ıslak imzalar değiştiyse CHP'nin kalkıp itiraz etmesi gerekir. Bir tane Ama CHP'li çıktı mı abi? Bir tane Kemal Kılıçdaroğlu çıktı mı abi? Mesela ben sana şunu söyleyeyim. MHP'nin sandıklarda, bak mesela şeyde ne onun adı? MHP'nin oyunu düşün abi. Adamlar %11,9'la başladılar, 11,9'la bitirdiler. Bir düşünsene, mantık var mı? Bütün partilerin oyları yükseldi, alçaldı, yurt dışısı, ama MHP'yi öyle bir adamlar ayarlamışlar ki sana dediler bu kadar sandık ve şey vereceğiz, oy vereceğiz, bu standart kalacak. Sen MHP'nin bütün şeylerde, araştırma şirketlerinde yapmış olduğu anketlerde MHP'nin %5'i geçemeyeceği belliydi zaten abi. %11,5, %12, işte 50 tane milletvekilliği verecekler onlara. Anlaştılar. Dediler ki sabitleyeceğiz. Öbür günlere de dediler ki sen dediler kardeşim burada dediler 2 bakanlık vereceğiz, 3 bakanlık vereceğiz. Bir de Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, artık neyse, onlar bitti zaten. Onların ağzını kapadılar. Ama burada büyük olay CHP ile şeyden bitiyor. Meral Akşener'in şey sözcüsü, İyi Parti sözcüsü, tamam arkadaşlar sandıklardaki sayımları bırakın. Ondan sonra bu şekilde tweet'i var abi, açıklaması var basın sözcüsünün. Sandıkları bırakın, çıkın abi oradan diye, sayım ben bir bitmiştir şey diye. soracağım. Son şeyde
MHP'nin oyu neydi abi son seçimde? Bundan bir önceki seçimde. Evet hayırdan bahsetmiyorum. Bir moda arkadaşlar burada bütün gün çalışanlar. Bir bakıp söyleyebilir mi bize? En son şey ne seçiminde? Başkanlık seçiminde mi? Referandumda. Yok, yok onda %11.9. Evet aynı abi. %11.9. Tamam. Seni meclise sokacağız abi, dediler. Bugün Meral Akşener'e İyi Parti'ye giden oyların çoğunun ben CHP'den çıktığına inanıyorum. Zaten o kesime hitap ediyor. Yani bunlar tamam. Bunların bölüneceği çok belliydi ama ben milletvekili yani şeyden bahsetmiyorum ki. Parti seçimlerinden bahsetmiyorum abi. Tamamen geçen referandumla karşılaştırma yapılması lazım. Geçen referandumda oy verilen kişi Recep Tayyip Erdoğan değil miydi? %51. Direkt onun ve orada da oydu yani. Recep Tayyip Erdoğan'ın verilen oy Recep Tayyip Erdoğan'a verilen oydu. Burada da öyle. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de öyle. Yine verilen %52. Bilmem kaç oy. Yine Recep Tayyip Erdoğan'a verilen oy değil mi abi? Yanlış mı düşünüyorum? Yani tam olarak değil. Nasıl çünkü Tayyip Erdoğan'ın başkan olması için verilmiyor mu? MHP'li seçmen Cumhur İttifakı'na veriyor. Yani Cumhur İttifakı arada milletvekili seçimi. Evet. Birisi milletvekili seçimi. Tamam Cumhur İttifakı'nın çıkardığı aday kim? Recep Tayyip Erdoğan. Yani sen şey diyorsun, bir parti MHP diyelim ki dönüp biz şeyi CHP'yi destekleseydi bütün seçmen kesimi Recep Tayyip Erdoğan'a bırakıp Muharrem İnce'ye mi oy verecek? Sizin çizdiğiniz kesim sizin çizdiğiniz resim çok ilginç bir resim. Yani baktığınız zaman AKP o kadar mutlu değil. Özellikle parlamentodan mutlu değiller. Parlamentodaki oranlara hiç bakmıyorsunuz ki siz. Abi parlamentonun abi bir şey söyleyeyim mi? Anlamı kaldı mı şu sisteme geçildikten sonra? Yahu zaten parlamento affedersin adam şunu dese ki başkanlık sisteminde parlamentoyu iptal ediyorum dese zaten parlamentonun adam 600 milletvekili istiyorum dedi 600 milletvekile yaptı. Şu anda iptal ediyorum dese iptal eder abi onun karşısında duracak bir insan çıkarsana bana. Şu anda şey Kore gibi yönetiliyoruz yani. Yani bunu senin kafan basmıyor mu? Yani sen okumuş görmüş bir adamsın. Avrupa görmüş bir adamsın. Şimdi sen bunu görecek kadar cahil bir adam değilsin. Yani görmeyecek kadar cahil. Ben şey onun tamamıyla farkındayım da. Amerika'da öyle yönetiliyor. Baktığımda. Alakası yok. Bugün parlamenter şey meclis var. Bugün Trump affedersin osursa osurunu hesabını vermek zorunda. Trump'ı 2 dakika daha aşağı ederler. Peki bugün Türkiye'de ne Anayasa Mahkemesi, ne Sayıştay, ne Dayıştay hiçbir şey bugün Tayyip Erdoğan hakkında bir kanun verebilir mi? Yani hakim olduğum bir konu değil. Değil. Çünkü bugün askeri bir mesela ülkeyi bugün adam savaşa götürse bunu ordu kalkıp da karşısında durabilir mi? Çünkü öyle bir ordu da yok. Duramaz, yok. Yok yani zaten sen bunları yıllardır çiğnenen anayasa ya anayasaya aykırı yapılan bir sürü kararname verilen bir sürü emir yani haksız içeride yatanlar ne bileyim en ufak eleştirdiği içeri alınanlar o halin kaldırılacağım deyip kaldırılmaması aylardır durması hani o kadar çok şey var ki bu geçilmeden önceki haliydi geçildikten sonraki halini artık siz düşünürsünüz. Yani bizim yani burada konuşmamız İstersen abi yayını akşama kadar değil 3 ay boyunca açık tut hiç kapatma biz burada konuşalım bir şey değişmeyecek. Burada sıkıntı olan şu insanların en azından bireyler olarak gençlerimizin veya bizi takip eden izleyen insanların birazcık da olsa geçilen bu sistemdeki yanlışlıkları görmesi ve belki zamanı geldiği zaman yine demokrasi yöntemleriyle tepki verilebilecekse verilebilmesi yani benim gayem bir Türk vatandaşı olarak, bak benim rahatım yerinde, Cahren senin rahatın yerinde, Murat abinin rahatı yerinde. Bizi etkileyen bir şey var mı? Ben yayınımı yaparım, yapıyorum 4 yıldır, yarın da yaparım. Paramı kazanmaya, geçimimi sağlamaya devam ederim. Sporumu yaparım, diyetimi yaparım, oyunumu oynarım, muhabbetimi ederim. Beni geren bir şey yok. Çoğunluğu geren bir sıkıntı var ve ben ülkem için, üzüldüğüm için... Levo sen hangi şehirde oturuyorsun abi? Ben İzmirliyim. İzmirli sen İzmirlisin abi. Bak şimdi sen İzmirlisin diyelim ki. Sen diyorsun ki bana giren çıkan bir şey yok. Ya da ne bileyim işte beni geren bir şey yok. Ben çalışırım işimi bakarım. Peki abi internetle ilgili sıkıntılar yaşarsan sen nerede çalışmak zorunda kalacaksın abi?
Adam tuttu. Ben 7 sene yayıncılık dışında işlerde de çalıştım. Ben hayır anlamadın sen şimdi. Şimdi sen mesela adamları interneti bugün affedersin Arabistan gibi yaptı diyelim. Kapattı dedi ki kapatıyorum lan başkan ben değil miyim dedi Twitch'e adamın. de giremiyorsunuz dedi diyelim ki. E, Hadi o ne zaman ne yapacaksın yapacağım? abi? Ne yapacaksın abi? Patatesin kilosu 7 lira olmuş, 10 lira olmuş. İşçileri sen şu anda mesela bu kadar konuştun. Atatürkçü gençsin, İzmirlisin. Adam kalkmış İzmir'den 10 milletvekili çıkılmış, belediyeleri çıkarmış, kendi adamları yerleştirdi. Sen şimdi o zaman onurunu, gururunu satıp AK Parti'ye mi üye olacaksın bu insanlara yaranmak için? Hayır. E nerede nasıl iş bulacaksın abi? Bir yere gitsen iş bulabilecek misin? Aç kalır Çünkü ölürüm amına koyayım. Çok da sikimde değil. Ben yani yapacağımı yapıyor muyum? Ben söyleyeceğimi söylüyor muyum abi? Ben doğrunun yanında inandığım şeyin yanında oluyor muyum? ama işte Ben bir dediğim şey gibi kaybetme yani korkusuyla bir şey hareket eden bir insan değilim. Yıllardır böyle. Ben olduğum gibi insan olmaya devam ederim. Yeri gelir ölürüm. Yeri gelir aç kalırım. Yeri gelir eziyet çekerim. Benim için sıkıntı değil. Benim için önemli olan tek şey inandığım, savunduğum şeyleri sadece çıkarlarım doğrultusunda değiştirmemektir. Bunu her zaman tamam abi ben savun. de diyorum ki Bu savunmaya kadar. devam edelim zaten. Yani niye Ama yani savunma imkanı abi bırak. Bak öyle bir bu noktaya geldik ki ülke. yanlış. Konuşmaktan başka şu anda aramızda böyle konuşmak. Şimdi ben sana şöyle sorayım o zaman. İki tane birbirine arasında uçurum olan yönetim sistemi var, tamam mı? Bu iki tane yönetim sisteminden birine %50'yi işte 1-2 geçtin diye geçiliyor. E geriye kalan bunun karşısında olduğunu düşünen %48'lik kesim buna uymak zorunda kalıyor. Böyle bir sistemde hani buna demokrasi deniyor ya. Çünkü %51 denir. Sınır öyledir yani. Yarıdan fazlası ufak bir kesim bile olsa, aradaki fark belki 300-500 bin, 1 milyon insan bile olsa her zaman çoğunluğun söylediği kabul edilir. E geriye kalan %48'lik kesim bu baskıcı, bu tek adamlı rejimin altında yaşamak istemeyerek, mutsuz, sürekli ekonominin kötüye gittiğini görerek, sürekli haklarının savunulmadığını, hayat standartlarının düştüğünü görerek yaşamak zorunda bırakılıyorsa, bu nasıl bir demokrasi yani? Bakın abi size bir tane daha bir arkadaş bir ince ayrıntı daha atmış. Ya gerçi biz bunu dün akşam da yaptık. Bakın abi size bir şey söylüyor bak. Ne demiş? Fatih Tezcan demiş ki nasıl olur da aynı dakikada tweet atarlar diye ağlıyorlar. Her iki hesabın da aynı MİT sosyal medya sorumlusu tarafından kullanıldığını anlamayacak kadar demiş. Neyse bak abi Muharrem İnce bugün saat 12'de demiş merkez merkezinde demiş basın toplantısı düzenleyeceğim. 25.06.2018-1.19 Ankara'dan Tayyip Erdoğan da aynı dakikada aynı saniyede 01.19'da da mesaj atıyor. Hemen şöyle atayım abi size bakayım büyütebiliyor muyum? Bak abi. Gördüğünüz gibi. Bak al. Gördün mü? Dakikası dakikası saniyesi saniyesine aynı dakikada atıyorlar. Böyle bir olay yok abi. Bu kadar tesadüf olma şansı yok abi. Anlıyor musunuz? Ve milletvekillerinin attığı tweetlerin çoğu sayfalarından silindi, geri alındı, hepsi şey yaptı, sayfalarını kapattılar. Yani bunlara bir açıklık muhakkak getirilmesi gerekiyor. O dezenformasyon mesela Eren Erdem hakkında söylenmişti. Ben kontrol ettim. Bütün tweetleri duruyordu Hepsi duruyordu. Ben de kontrol ettim. yani Hiçbirini kaldırmadan. dediğim gibi ben sabah altıya Ortaya atılan çok kadar fazla fasafiso şey var. aynı sizin gibi takip ettim. Aynı sizin gibi takip ettim. Ben de sabahlara kadar. Yani buranın sabah 6'sında, Türkiye'nin sabah 7'sinde yeni uyudum ben de. Ya bilmiyorum abi ama Ama bu ben söylediklerimiz doğru bile... Ya bak şimdi bir herkes ha kendine hakkını onu belirtiyor. soracağım Doğru bile mesela olsa yapacak ne var yani şu evet ne anda? yapacaksın mesela Murat Ha, abi yapacak ne var? Şu anda işte senin bütün ben savunmam, sen dediklerin diye senin dedik bütün dediklerin diyelim ki doğru. Ne yapmayı öneriyorsun? çözümü ne yani? Bunun bir çözümü yok kafamızda. Öyle bir sistem kurulu ki çünkü sen oturduğun yerde konuşmaktan, saatlerce tartışmaktan başka yıllardır böyle zaten. Tek yapabileceğin şey oy kullanmak değil mi? Ben oyumu kullandım, sen de oyunu kullandın. Yapabileceğimiz bir şey Sandığa var mı? sahip çıkmak, oy kullanmak değil mi yapabileceğim şey? Bu kadar ya. Bu tek verdikleri seçenek bu yıllardır. Yani Murat abi şöyle dediklerinin hepsi doğru olduğu bir dünya kabullenelim. Ne yapmayı planlıyorsun?
Bilmiyorum abi, artık kafam da bitti anasını satayım. Kafamı da artık çalıştıramıyorum. Ne yapabilirim abi, ne yapabilirim? Ben tek başıma bir adamım işte. Etrafımda olsa olsa 5 bin 10 bin tane genç var. Yani öyle, yani ben ya tek istediğim Ya şey bu arkadaş, Türkiye'de. Muharrem İnce bile bu şekilde yaklaşımın. Yapabileceğin tek şey ileriye dönük dönemlerdeki seçimler için insanların birazcık daha aydınlanmasını, bilgilenmesini Abi sağlamak. önümüzde bir daha seçim olmayacak ki zaten ya. Yani bunu İşte nasıl? olacak diye umut ediyoruz. Mutlaka birilerini bir yerlerde birileri seslerini Bugün çıkaracaktır ve seçimsiz Kore'deki döneme Güney geçilecektir diye. Kore'de biri çıkıp da şunu diyebilir mi? Kim Jong-un'u istemiyoruz, biz artık parlamenter seçim istiyoruz diyebilecek bir tane adam var mı? Bana bunu söylesin. İşte tam oraya daha geçmedik. Arada hala böyle birazcık daha vakit belki vardır işte. Bir umut. Bitti Umut. abi, tamam artık bu saatten sonra tamam. Adam istediği gibi 600 milletvekili yaptı. Ondan sonraki sistemleri göreceksiniz, bak beraber göreceğiz bakalım. Ya Tayyip de bir gün elbet ölecek diyen var. Ya abicim, olay bir kişi değil ki. Olay insanlar. İnsanlar, insanların bilinçlenmesi, insanımız böyle olduğu sürece, insanımız bu kadar bazı gerçekleri göremediği sürece onun yerine başka birisi gelir, onun yerine başka birisi gelir. 50 sene olmuş artık, 50 senedir bir şeyler Ya değişmiyorsa. Chavez gittiği yerine kamyon şoförü Ha, geldi işte. abi, yani insanlarımız bilinçlenmediği sürece doğru olan şeylerin yanında olmadığı, yanlış şeylerin karşısında olmayı yani öğrenmediği sürece isimler değişir. Bu sistem böyle kalır abi. Abi bak şimdi olay öyle bir hal aldı ki şu anda biz kazandık abi. Muharrem İnce kazandı. Biz bundan sonra bak şimdi kazandı diyorum sana ya. Bunun ötesi var mı? Sizin kafanız basmıyor mu? Bak kazandı adam, kazandık ya. Kazandığımız şeyi bizim elimizden nasıl alırlar abi? Bak kazandık. Hani şöyle düşün. Sen bir futbol maçı yapıyorsun. Karşında rakibin var. 1-0, 2-1, 3-2 ya da 5-0. Yani ya da ne bileyim böyle 3-2 bitiyor maç. Yani birbirine eşit olsun diye söyleyeyim. Maç 3-2 bitiyor. Sen kazandın. Hakem son düdüğü öttürmeden önce maçı iptal ediyor. Diyor ki karşı taraf kazandı diyor. E 90. dakika abi. Bak 90. dakika. Aynen öyle düşün. Bak 90. dakika 3-2 öndesin. Adam hakem düdüğü öttürüyor. Maçı iptal ediyorum diyor. Ve diyor karşı tarafa diyor veriyorum diye galibiyeti. 3 puan ona yazılıyor diyor. Sen bu durumda ne yaparsın abi? Olay bundan ibaret. Biz kazandık. Ben o kadar iyi düşünemiyorum ya Murat abi. Kazandık diye. Kazandık abi. Abi bu kazanmışlık bu değildir ya. Bana göre kazanmak şu olurdu. Muharrem İnce %35'in üstüne çıkardı. O zaman derdim ki Abi harbiden bir sandıklar şeyler açılmadı ki, sen değişmiş. zaten olayın sonunda görmedin mi? Bak herkes birbirini seçim kurultayında insanlar bir yumrukluyor, insanlar Yo, bağırıyor, kaybettik o bilmem ne. noktada şöyle düşünüyorum. Kırılma noktası olan bir seçim. O Ben öyle noktada tam olarak düşünüyorum. şöyle Gencenin düşünüyorum. altında An. görünürken ben öyle düşünüyorum. Tam olarak o bir saat içerisinde açılan sandıklar nezdinde elinin altında görünüyorlardı. O sırada bence Tayyip Erdoğan çıkıp konuşmayı sonra yapacağım dedi. İşte CHP sözcüleri çıktı. Afret bir dur ya, tamam çıkacağız. Ya, CHP sözcüleri çıktı işte, kazanıyoruz falan filan dediler. Tam o nokta, kırılma noktası. Seçim başa baş gitti. Ben buna inanıyorum. AA'nın şeylerine de inanmadım çıkardığı sonuçlara. Ama bir kırılma noktası oldu ve orada bitti diye düşünüyorum ben. Benim fikrim öyle değil abi. Ben burada Muharrem İnce'nin abi bir şekilde tehdit edildiği olabilir. Ya da bir şekilde o silahların atılması bir zaten şey gösterisiydi, güç gösterisiydi. Sandık artık Muharrem İnce'nin inisiyatifine kalmış bir şey. Bir tek Allah'la onun arasında abi. Yani bir şey diyemiyorum yani ben, ama benim kanaatimce Muharrem İnce dün gece konuşmayı yapmaması, Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşmasını iptal edip tekrar çıkacağım Ankara'da konuşacağım demesi,
Ondan sonra bunlar kırılma noktalarıydı. Bir saat içinde bu kadar sandık açılmaz. Bir saat içinde sonuç bu kadar çabuk değişmez. Yani bir kere şöyle bir şey düşünün. Muharrem İnce'nin mitinglerine bakın. Milyonun üzerinde insanlar vardı. Tayyip Erdoğan'ın mitinglerine bakın. Kimse gelmedi. Meydanlar boştu ve bu insanlar para karşılığında oraya taşınan Suriyelilerdi. Sandviçler, yemekler, otobüsler bütün ülke seferber oldu ve ona rağmen belediyedeki işçiler imza karşılığında oraya götürüldü. Ceplerine 100'er lira verilen insanlar vardı. Bunların videolarını yaptık, bunların tartışmalarını yaptık. O halde bile bu insanlar oraya gidip de Muharrem İnce kadar o destek vermediler ve bomboştu meydanlar. Yani menfaat içinde bile insanlar oraya gitmedi. Bunun karşılığında ben kendi adım gibi eminim. Hani hayata bakış açım olsun, bunları görüş olsun, her türlü eminim ve AKP'nin bu seçimde %38'in üzerinde bir oy alma şansı hiç yoktu. Bak hiç yoktu. Bu seçim adil yapılmadı. Bu seçimde çok büyük olaylar döndü ve ben buradan yemin ediyorum artık böyle kan kussunlar yani bunu yapanlar. O kadar da büyük ahd ediyorum yani. Ya bir kere mitingleri verilmeyen adamın açıklama konuşmasının bütün televizyonlardan verilmesi bile bir çok Aynen. acayip bir durum ya. Onun için abi ihtimal yok yani. Bugün sen Her şey adamlara 100 çekilmiyor lira kanka. bile veriyorsun. Belediye otobüslerini tutuyorsun. Vapurları tutuyorsun. Trenleri tutuyorsun. Mitinge götürüyorsun. Belediyedeki belediye çalışanları. Adam Denizli'de işte Soma seninle işte gurur duyuyor. Milyonlarca insan sağdan soldan şehirlerden taşıyorsun. O mitingler bile dolmazken İnce'nin mitingleri 3'er milyon, 2'şer milyon, milyon milyon doldu. Sokaklar, caddeler, alanlar almadı, taştı. Ve burada hiçbir şekilde kimse bana AKP'nin oy çalmadan, tehdit etmeden kazandığını kimse açıklamasın. Bitmiştir abi. İhtimal yok yani. Tamam abi yok işte de ne yapacağız yani? Söyle. Abi bu ben Yapacak bir şey yok ya. bütün her şey halkta bitiyor abi. Bu halk eğer kendinin kazandığını biliyorsa bence bu halk abi ayaklanıp bu insanlara karşı duymalı. Bugün 15 neydi abi o gezi olayları 100 bin kat daha büyük olup 100 bin kat daha bu insanlar ölümüne ölüm gidimine dirim anasını satayım. Hani ya herro ya merro diyecek bu insanları bu ülkenin Atatürk Cumhuriyeti'nin başından hep beraber atacağız abi. Ben de geleceğim Türkiye'ye. Jaho sen de geleceksin abi. Biz direneceğiz amına koyayım bu insanları yok edeceğiz. Ülkenin abi görmüyor musunuz? Sarıklılar bilmem neler ülkesi oldu. Memleket Arabistan oldu ya. CHP sistemine girerken önce CHP'nin önde olduğu yerlerdeki oylarını girmiş olabilir mi? Tek taraflı düşünmemek gerekir. Ferdi Tayyip diyorlardı. Anadolu'yu açmayı başladıklarında kaybettiklerini anladılar ve abi sen yanlış yapıyorsun her. Bence abi bence hiçbir şekilde bu olaylar normal olaylar değil. Biri de demiş ki sarıklıların sarıkları buna batıyorlar. Oğlum bana ne batacak? Manyak ben Almanya'da yaşıyorum. Sen sana giren çıkan var. Ben senin götünü düşündüğüm için ben burada bu savaşı veriyorum. Orada mısınız çocuklar? Buradayız abi burada. Ben buradayım. Abi bu arada chat'e Mitra'nın gelmiş. Haberin olsun. Nereye? Discord'a mı gelmiş? Yok şeyde abi Twitch chat'te şu anda. Hı. Arkadaşlar böyle her gelen yayıncı şey yapmanıza gerek yok. İzlemek için tıklamıştır yani. Yani. İfşa etmenize gerek yok. Açtığına pişman ediyorsunuz insanı. İsteyen abi Twitch'imiz belli. Bak Aynen yayınımız yazacak belli. ben. Yazar abi ben de size bir Yazacak. şeyler söylemek istiyorum. Fikirlerimi söylemek istiyorum der. Gelir abi Ben Discord'a başımızın yazıyorum. üzerinde.
Yerimiz var yani abi. Ama dediğim gibi abi ben çok üzgünüm. Yani ben bu şekilde olmasını hiç istemedim. Bu şekilde bak mesela her şey eşit olurdu abi. Açılırdı sandıklar. Yüksek Seçim Kurulu bütün medya organları sandıklar açılırken başında olurdu. Bak yemin ederim eğer hilesiz, hurdasız başkanlar yan yana otururdu. Sandıklarda beraber el ele tutuşurdu. Ne bileyim ne çıkarsa kabul edeceğiz derlerdi. Ondan sonra ne bileyim basın organları açılan sandıkları teker teker açılardı. Anadolu Haber Ajansı haricinde biliyorsunuz bundan 10 sene öncesine kadar seçimlerde her şey tarafsız gibi yapılıyordu. Tabii ki küçük ufak tefek köylerde oy çalmalar, insanlar birbirlerine didikleşmeler oluyordu. Ama abi böyle bir seçim olmaz abi. Ve bugün yurt dışında verilen haberlerde seçim eşit şartlarda yapılmadı diye bütün her yerde haberler var. Bütün haber ajansları geçiyor bunu yurt dışında. Almanya'da, İsviçre'de, Hollanda'da bütün sen de biliyorsun Jaho. Bugün yabancı şey okumadım henüz. Yani dolu hepsi şu anda bu açıklamalar yapıyorlar. Doğrudur. Hiçbir şey abi eşit şartlarda yapılmadı. AKP diktası yine galip geldi gibisinden basın açıklamaları yapıyor. Şimdi bazı cahil arkadaşlar şunu söyleyecekler. Diyecekler ki işte AKP diyecekler istemedikleri için AKP Türkiye için iyi olduğu için onlar da o şekilde AKP'yi kötülüyor diyen bazı arkadaşlar olacak. Hayır abi öyle bir dünya yok. İnsanları ülkeleri batsın diye artık hangi yüzyılda yaşıyoruz? Yani çok yanlış düşünüyor o arkadaşlar. AKP bugün Türkiye'nin başına gelmiş en büyük tehlikedir abi bence. Benim söyleyeceklerim bunlar yani. Tek istediğim şey dediğim gibi Türkiye'deki gençlerin iyi eğitim almaları, Türkiye'de patatesi abi Jaho inan Allah belamı versin ya bak yemin ederim sana patates 7 lira olur mu abi? Ben onunla ilgili Instagram'da paylaşım yaptım işte Polonya'daki fiyatları gösterdim biraz. He. Kıyma, Abi 300 bin patates. ton bak hangi şehirde abi ya? Adını da unutuyorum artık kafam durdu. 300 bin ton patates çürümüş abi. Adamlar diyor ki çürüyor. Kimse 20 kuruşa bizden patates almıyor diyor. Hangi yandaşın kesesi ve ondan sonra Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı mı, Ekonomi Bakanı mı ne açıklama yapıyor? Patatesin fiyatını düşürmek için diyor yurt dışında diyor görüşmelerimiz sürüyor yurt dışından patates getireceğiz diyor. Adam çıkıyor çiftçi 300 bin ton patates diyor şu anda diyor çürüyor diyor. 20 kuruşa diyor iç piyasaya satamıyoruz diyor abi. Bunları görmeyecek kadar cahil mi bu insanlar ya? Gölcük kasabasıymış abi. Jao çok büyük oyunlar dönüyor. Bak bildiğin gibi değil. Bak inan değil yani. Abi o zaman yani bu tip yanlışları dile getirmeye devam edeceğiz. Başka da bir Abi şey diyemiyorum. şimdi dediğim gibi yani bu saatten sonra bak biz bugüne kadar ben hep söyledim. Ben seçime kadar yayın yapacağım. Bu seçimden sonra artık yayınlarımı şey olarak yapacağım. Yani normal yaşantım olarak drone ile uçacağım canlı yayın yapacağım. Ondan sonra ne bileyim işte bahçeme gideceğim bahçemle uğraşacağım. Et alacağım yiyeceğim ilk ay zaman gibi gömçüreceğim yani. 15 euroluk anasını satayım her şey dahil restoranlara gideceğim orada et yiyeceğim abi. Çünkü ben bu insanlara anlatmak istediğim tek bir felsefem vardı benim. Bu insanlar alım meselesini ben bu yola ilk başladığımda bu çok amatör videolarla başladım biliyorsun. Yerlerde oturdum evin içinde. Bilmiyordum video çekmesini. 16 yılda 13 seçim hiçbiri mi adil değil saygıdan, sevgiden bahsediyorsunuz ama sizinle aynı görüşte olmayan kişilere çok güzel giydiriyorsunuz bu Murat abi. arada dönüp Efendim kendinize abi. bakın biz nerede hata Patron diye yapmayız bir diye. yayıncı varmış. JTG'de katılmış. Sanırım buraya katılmak istiyormuş da. Alın abi gelsin. Abi Yani gel. benim bu videoları çekmemdeki amaç insanların bazı bir şeyleri görsün diye. Yani insanların alım gücünü görsün, asgari ücretle çalışan bir insan nasıl yaşıyor görsün.
arabasına benzin alırken nasıl alıyor görsün. Bunların hep videolarını çektim. Çok da amatörce videolar çektim. Ha utanmadım. Diksiyonumla da utanmadım. Çünkü ben mahallede yetişmiş bir çocuğum. Ne kadar üniversite okusam da hani Denizli'li bir adam üniversiteye gitse de Denizli şivesinden vazgeçemez. Ya da ne bileyim bir Adanalı ya da Karadenizli. Ben buyum abi. Sonuçta ben mahallede büyüdüm. Mahalle çocuğuyum yani. Ama hiçbir zaman için orospu çocuğu olmadım. Kendi vatanımın kötülüğünü de istemedim. Yani diksiyonum kötü oldu, konuşmamla dalga geçtiler, dişlerimin arası açık, dişlerimle dalga geçtiler, beraber yaşadığım insan manken gibi değil dediler ki işte Almanya'nın bilmem nesiyle bulmuşsun dediler, hakaretlere göğüs gerdim, ondan sonra ne bileyim yani her şeye göğüs gerdim abi. Aldığım bir tane Peugeot vardı. Peugeot'la dalga geçtiler. Hakaretlerim bini bin para oldu. Hiç umurumda olmadı abi. Kulak arkası yaptım. Tek istediğim şey bu insanlarda güzel dedim ki bir askeri ücretli olarak çalışıyorum. Hani ben ne bileyim iyi bir mevkide değilim. Biliyorsun benim Almancam o kadar da perfect de bir insan değilim. Ama bir şekilde anlaşıyorum. İş görüşmelerine gidebiliyorum. Doktora gidebiliyorum. Dedim ki Almanya'ya gelecek çocuklara işte siz de bir şekilde Almancanızı en azından bir A2 B1 seviyesine getirin. Doktora gidin. Küçük küçük Almanca kurslar gibi şeyler yaptım zamanında. Ama abi olay o değil yani. Olay bu insanların kabullenmesi, beni kabullenmesi. Bak ben kendimi zorla kabul ettirdim bu insanlara. Ben bu insanlara bir şeyleri anlattım. Yüz binler, milyonlar seyredildi. Televizyon kanallarında çıktı. Çok insanı dönüştürdüm bir yoldan. Ama sonuçta adil bir şey yok yani. Adil bir şey yok. Murat abi bir şey söyleyebilir miyim? Buyur abi. Ben hani hukukçu biri değilim ama... Madem ki gerçekten biz 25 milyondan fazla insan olarak Muharrem İnce'ye oy verdik. O zaman YSK'ya mahkeme açma durumumuz var mı? Bir hukukçu varsa bunu söyleyebilir mi? Veyahut da bunu anayasal mahkememizin dışında Avrupa mahkemelerine taşıyabilir miyiz? Ve varsayalım ki böyle bir mahkeme açıldı. Muharrem İnce'ye oy verenlerin hepsi bu mahkemeye dahil olup dilekçe verebilir mi? O zaman kaç kişinin Muharrem İnce'ye oy verdiği en azından hukuki bir çerçevede YSK üzerinden değil de çerçevede sağlayamazsın. Belirlenmiş olabilir mi? Yani bu şekilde bir işlem gerçekleştirebilir miyiz? Yani ben hukukçu değilim. Hukuktan da hiç anlamam. Ama dediğim gibi bunu bir hukukçu kardeşimiz varsa bize bildirirse ya da ne bileyim bize anlatırsa biz de seviniriz yani. Ama dediğim gibi bu CHP'nin hiç mi avukatı yok? Ya da ne bileyim işte bu İyi Parti'nin hiç mi avukatı yok? Ya da ne bileyim başka HDP'de, HDP biliyorsun hukuk konusunda Selahattin Demirtaş bile hukuk adamı. Adam hukuk fakültesi mezunu tam yanlış hatırlamıyorsam onu bile içeri aldılar. Bu nasıl bir adaletli seçim? Madem içeride olan bir insan tutuklu bir insanın cumhurbaşkanlığı adaylığı olma gibi bir şansı var mı? Yok. Yani tamamen adaletsiz bir sistemde yapılan bir şey. Abi şu anda o hal hala ülkemizde olduğu için ve o hal varken dışarıda sokaklara dökülen yani diyorsun ya gezi gibi çıkalım. Eğer bir ya ortaya çıkan vahim bir sonuç olur eğer gezideki gibi insanlar sokaklara dökülürse ve ölümler olursa yani bunun altından hiçbirimizin kalkamayız. Hani ben demiyorum ki bir şey yapmayalım. Yapacaksak hukuki olarak yapalım diyorum. Ve artı şu anda ben mesela sokağa çıktım. Ve bir başka bir partizan tarafından öldürüldüm. Tamamen o hal halinde olduğumuz için hiçbir şekilde karşıdaki insan asker gibi yani hiçbir şekilde ceza almayacak. Biliyorum onun için kanun hükmünde kararnameyle bunu bile maddeye eklediler yani. İşte bu yüzden dolayı belki de Muharrem İnce insanları susturuyordur. Çünkü bir katliam olmasını istemiyoruz. Çünkü ülkemizde bir katliam çıkarsa yani senin dediğin gibi biz sokaklara dökülürsek ve hiç ummadığımız bir senaryo olursa bu sefer Türkiye'yi başka milletler, başka devletler müdahale eder ve bunun sonuçlarının daha vahim olacağını düşünüyorum. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Ben de öyle düşünüyorum. Yani sonuçta o olacak yani. Mesela bugün Amerika ya da İsrail ya da işte ne bileyim İngiltere Tayyip Erdoğan'ı destekledi. Ondan sonra ülkeyi mesela kargaşaya bıraksa Almanya'ya 1948-49'da 2. Dünya Savaşı'nda nasıl bombaladı
Hani biz buraya huzur getiriyoruz, barış getiriyoruz gibisinden. Ya da bugün Irak'ta mesela, Irak'a nasıl Saddam'ı devirmek için geldiler, oraya şey yaptılar, bombaladılar. Biz buraya adalet getirdik. Aynı o şekilde buraya da gelip bombalayıp bombalayıp biz ülkeye adalet getireceğiz deyip bir şekilde ülkede bir sürü insanın ölümüne neden olabilir. Ama bunun başka alternatifi yok. Nasıl 15 Temmuz'da bu insanlar, cahil halk sokağa çıktı, ölümü göze aldı. Yani ölenler de, yani bu ölen insanlar da AK Parti yüzünden, Tayyip Erdoğan yüzünden ölmüştür. Bu zaten kesindir yani. Ya Moras abi ölmek sorun değil. Ya şu an çıkın sokaklara ölelim deseydi Muharrem İnce ve gerçekten ki inan ben kendim şahsen ben bile çıkardım sokağa. Benim de 4 yaşında bir kızım var, eşim var. Allah Ama bağışlasın. iş bu değil. Yani insanların ölmesinden kim beslenir? Kandan kim beslenir? Bunun sorusuna cevap alabilir miyim? İşte onu diyorum ben de sana. Biz mesela şöyle bir laf var. Sen yanmazsan, ben yanmazsan nasıl çıkar bu karanlıklar aydınlığa? Biz şimdi korktuğumuz sürece, affedersin, eşek gibi semer vurulmaya ya da ne bileyim inek gibi sağılmaya mecbur olacağız. Ve bu güçlerin bir şekilde ortadan kaldırılması için halkın bir şekilde bir şey yapması gerekiyor. Bak inan bana, yemin ederim sana, Türkiye'de AKP'li olup da AKP'ye oy vermeyen, AKP'den bıkmış olan milyonlar var. İnan bana, sadece ne göstermelik kalabalıkları çekiyoruz diyorlar. İstanbul'un belli kesimlerinde, Ankara'nın belli kesimlerinde, Konya'nın belli kesimlerinde. Hiçbir yerde yok. Sadece ne bir avuç insan bunlar. Abi bir şey daha söyleyeceğim hani chat'teki insanlar benim hakkında çocuk falan diyor da ben 29 yaşındayım arkadaşlar İzmir'de oturuyorum ismim Songül Erten normal sıradan bir vatandaşım. Yok, seni erkek zannettiler, sesin ince ya, o yüzden. Biliyorum Cahreyn onda biraz senin de suçun var bana keko demeseydin belki insanlar böyle demezlerdi. Ben ne zaman keko dedim sana ya? Tanışıyor muyuz? Tanışıyoruz bir düşünürsen bilirsin kardeşim. O Ben de teşekkür ederim. Jaho, hayırdır la? Jahren. Jaho? Hiçbir fikrim Levent? yok. Nasıl? Ne oldu ya? Abi duydun mu? Jahren bayana keko demiş. Konuyu değiştirmeyelim abi. Konuyu aynen değiştirmeye Şaka gerek yok. şaka. Ben birazcık ortam yumuşasın. Özür Birazcık dilerim şu. bu arada Cahreyn. Yani senin üzerinden bir şey yapma gibi bir amacım yok kardeşim. Kesinlikle yanlış Nerede ne anlaşılmasın. zaman keko dediğimi Ama sen bana hatırlamıyorum bu arada. JTG'de dedin. JTG'de mi? Evet Aa ben oha şey. Evet o benim. Tamam, anladım. Eyvallah teşekkür ederim. Evet, bir özür diliyor, bekliyoruz artık. Tamam, hadi. Olay bitmiş. özür dilerim ya. Niye keko dediğimi tam hatırlamıyorum ama dedim sanırım. Evet. Ses tonundan dolayı dedin. Yok canım, ses tonundan dolayı niye keko diyeyim, manyak mıyım ben? Bu arada özür dilediğin için gerçekten teşekkür ederim. Ya özür dilerim yani, de onu esprisine Ben en azından ortam birazcık yumuşamış oldu. Hem de böyle bir şeyler yani. Evet abi, yani bir seçimi daha böyle kapattık biliyorsunuz çocuklar. Yani bundan sonra neler olur, neler biter, tam o konuda bir zaman bilgim yok. gösterir. Abi numarayı söylüyor. Git at oradan. Aynen. Yok ya, bu şeyden şu anda görüşemem onu. Kapatayım abi. Tamam, Ahmet ne oldu? telesekretere Kilo mevzusu kaydetsin ne oldu abi. Ahmet? Kilo verecek. Girişeceğim ya, girişeceğim, Ne girişeceğim de zaman? ondan önce bir proje var. Onun tarihini bekliyorum işte. Ondan sonra Allah. Ama ondan sonra da bir proje çıkar. Hayatım boyunca hep çıkacak o projeler abi. Abi işte yani en kötü Yani Türkiye'ye biliyorsun. geldiğimde oturtacağım ya, en kötü en kötü. Türkiye'ye geldiğinde dediğin sen Türkiye'ye yakın zamana mı gelmeyi düşünüyorsun? Ya işte sene Sanki bitmeden vardı. inşallah gelmeye çalışacağım. Anladım. Hadi bakayım. 2019 demiştin. Ahmet. İzliyorsun Tam lan olarak Instagram'dan beni. He? yok. Hiç mi? Şeyden takip ediyorum işte, Twitch'te yayın açarsa. Twitch'ten mi? Anladım. Kaç? 5 kilo verdim baba. Devam. Allah arttırsın. Abi senden de bekliyordum ben ya bu yaz. Beraber yaparız, birbirimizi motive ederiz falan diye düşünüyordum.
Olur, hepsi geçer. Ben de mesela 117 kilodan 48 şey pardon 107 kilodan 48 günde 82 kiloya düşmüştüm arkadaşlar. Maşallah. Yani o oluyor yani isteklen oluyor ama her gün böyle güzel spor yapıyorsun. Ne yiyorsan yemiyorsun hatta böyle komaya giriyorsun böyle bayılıyorsun ondan sonra yere düşüyorsun. Kalp atışların hızlanıyor, ağzın kuruyor böyle. Sen biraz daha o biraz şeker komasına girmiş olabilirsin abi, sen dikkat et. Ben biraz daha sağlıklı bir şekilde doktor kontrolüne vermeye Ben çalışıyorum. ama dedim ben dedim vereceğim dedim ve dedim benim hayatım değişecek. Harbiden de insanın hayatı çok değişiyor. Bak yemin Değişiyor. ederim değişiyor. Değişiyor. Müthiş değişiyor. Sıçrıyorsun, atlıyorsun, yerinde Tabii duramıyorsun. canım, Büyük bir yerinde duramıyorum. enerji. Kalkıp bak, arkada eve boks arabası da aldım. Evet. Arkada onu arada onu yumrukluyorum falan. Seçim sonuçlarına da onu bayağı yumrukladım. Eğlenceli, güzel oldu. Evet. O Abi konuda güzel 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 şey... bağırıyorsun ama Levo. Ama nasıl zorlanıyorum biliyor musun Ahmet? Bak 4 yıldır bu kadar vücudum hamlamış ki. Hoca da beni zorluyor yani şimdi. O kiloda bir insanın yapması için zor şeyler yaptırıyor. Bir de ben ona şeyi de söyledim. Dedim yani sonuna kadar dedim hocam. Yani benim vücudumun kapasitesi neyi kaldırıyorsa sınırlarımı zorlattırın bana dedim. Ama sağlıklı bir şekilde. O zaten şey, bu, dene bakayım diyor. Deniyorum işte, nabzımı ölçüyor falan. Oradan böyle bayağı profesyonel ilerliyor adam. Hem sağlığım bir yerim sakatlanmadan. Sonuçta bu kiloda eklemler, kaslar vesaire bir hasar bir şey olursa biliyorsun daha da zorlaşır benim için. Sporum aksar vesaire. Ara Hep böyle verdiğin zaman sınırda. sıkıntı. Ya Ya ara vermemek lazım işte, aynen. Onu sağlay. Ya mesela bir sol diz kapağımda hafif ağrı oldu falan. Hocam dedim böyle böyle ağrıyor, hani devam edeyim mi? Hemen bırak dedi işte. Bıraktırdı böyle. Hani istemiyor ki benim spora gitmeme, şey yapmama engel olacak bir şey ufacık bile olmasın. Ne kadar kararlı olduğumu gördü herhalde adam. Anlatabiliyor muyum? zaten şu anda en büyük Hocam problem kimsin, ne şeyde en yapıyorsun? Mastürbasyon, leylek, bıçaklı mı? Beni küçük dilimden memeleri. Yani en büyük problem sporda ara vermek arkadaşlar. Arayı verdiğiniz zaman o bütün yaptığınız spor, bütün sağlıklı şey beslenmeniz, her şeyiniz yalan oluyor. Yani Aynen. ben düşünün yani yaklaşık bir sene boyunca hemen hemen kola hiç içmedim. Gazlı içecekler hiç içmedim. Vücut Benim eve çünkü girmiyor hiçbiri. ondan sonra Mesela. alkol hiç içmedim o zaman içerisinde. Alkol, yemekler sadece ne küçücük küçücük menüler ve hayatımdan ekmeği tamamen çıkarmıştım.